Bir varmış bir yokmuş. Güneşin damla damla ısıttığı bu diyarda Rapunzel adında bir prenses varmış. Rapunzel, sevgilisi Prens Rob'la birlikte ülkenin en büyük sarayında yaşarmış. Günlerden bir gün sarayın bahçesindeki ağaca saçlarından bir salıncak yapıp sallanan Rapunzel, daha önce hiç duymadığı bir ses duymuş. Çok yükseğe çıkma, düşeceğim. Ha? O ses neydi? Zor tutunuyorum zaten. Düşeceğim diyorum, çok yükseğe çıkma. Ben mi konuşuyorum yoksa kafamın içinde başka biri mi? Ben! Of. Rapunzel'in durduğu ses her zaman saçına taktığı kıstırgaçlı tokasından geliyormuş. Konuşan sen misin yoksa? Benim tabii. Delirdiğini mi düşündün yoksa? Minik toka kıstırgaçları üzerinde yürümeye başlamış. Daha önce konuşan bir toka hiç görmemiş olan Rapunzel de peşinden gitmiş tabii. Peki bir ismin var mı acaba? Elbette var. Klapsi. Sen bunca zamandır konuşabiliyor muydun yani Klapsi? Evet tabii. Sadece seninle konuşamıyordum. O nedenmiş? Sevimli Klapsi olduğu yerde durup Rapunzel'e başından geçenleri anlatmaya başlamış. Bir zamanlar ben de senin gibi güzel bir genç kızdım. Tabii saçlarım seninki kadar uzun ve sarı değildi. Aa, her neyse. Günün birinde şu karanlık orman denilen yerde yetişen kara dutlardan toplamaya gitmiştim. Karanlık ormana tek başına mı girdin? Of Rapunzel, önemli bir şey anlatıyorum burada. Hı hı. Koskocaman bir dut ağacının önünde durdum ve dutlardan toplamaya başladım. O sırada karanlık orman denilen yerde garip ve göz alıcı bir ışık gördüm. Merak ettim ve iyice yakınına gittim bakmak için. Karşımda çok yaşlı bir kadın duruyordu. Kadının yanında bir çocuk. Ki bu sendir Rapunzel. Ben mi? Ormanın içinden akan nehirde çocuğun parlak saçlarını yıkıyordu kadın. Hayatımda ilk kez bu kadar güzel ve parlak saçlar görmüştüm. Yaşlı kadın çocuğun saçlarını nehrin suyuna daldırıp çıkardığı anda saçlar altın toplarına dönüşüyordu. Kadın altın toplardan birisini avcuna koydu ve bir şeyler fısıldadı. Sonra o top bir anda altın bir yelpaze oluverdi. Kadın yelpazeyi yüzüne doğru salladıkça gençleşti, gençleşti. Gözlerime inanamamıştım. Farkında olmadan dibine kadar yürümüşüm kadının. O da beni aniden gördü. Ne işin var senin burada? Neler gördün az önce, çabuk söyle. O saçlar altına mı dönüşüyor diye söyleyiverdim. Yaşlı kadın, yani yaşlıyken birden gençleşen kadın beni oracıkta bir tokaya çeviriverdi. Ne yaptın bana? Ah, olamaz! Hayır! Bundan böyle Rapunzel'imin saçlarını koruyacak bir toka olarak kalacaksın. Olamaz. Sen benim yüzümden böyle oldu. Seni eski haline getirmemiz gerek. O kötü kalpli cadı Camilla yüzünden oldu her şey. Beni yeniden insan yapabilecek tek şeyi cadı Camilla biliyor. Rapunzel ve Klapsi anlaşıp cadı Camilla'nın yaşadığı kuleye doğru yola çıkmışlar. Ormanın derinliklerinde biraz ilerledikten sonra karşılarına bir nehir çıkmış. Bu nehirden karşıya geçebilmeleri için Rapunzel saçlarını kullanarak minik bir kayık yapmış. Kayığa atlayıp karşıya geçmişler. Dev ağaçların arasında yürüdükten sonra sonunda o yüksek kuleyi görmüşler. İşte bir zamanlar tutsak edildiğim kule. Peki oraya nasıl tırmanacağız Rapunzel? Önce onu uzaktan bir gözleyelim bakalım. Rapunzel, Klapsi'yi kıstırgaçlarıyla saçlarının en ucuna tutturmuş. İki yanına da tıpkı bir uçurtma gibi büyük yapraklar takmış. Sonra saçlarını halat gibi kullanarak kulenin yüksekliği kadar gökyüzüne sallamış. Klapsi gökyüzünde bir uçurtma edasıyla süzülüp içeriği gözetlemeye başlamış.
İçeride kendi kendine yerleri süpüren bir çalı süpürgesi görmüş önce. Daha sonra da cadı Camilla'nın bu süpürgeyle konuştuğunu. Süpürge süpürge, altın saçlı canım süpürge Bromi. Söyle bana, nasıl ulaşacağım yeniden Rapunzel'in saçlarına? Altınlarım olmadan yaşayamam ben. Üzülmeyin efendim, bu pencereden dışarı bakarsanız görürsünüz saçları. Süpürge Bromi'nin onları gördüğünü anlayan Klapsi hemen aşağı yönelmiş. Sen de hayaller görmeye başladın, vah vah. Yok efendim, doğru söylüyorum. İnanmıyorsanız bakın. Klapsi, Rapunzel'e fark edildiğini söylemiş telaş içinde. Bu sırada Camilla da Bromi'ye inanmaya inanmaya pencerenin önüne gidip aşağı bakınca Rapunzel ve Klapsi'yi görmüş kaçarlarken. Saçlar! Saçlar! Durun! Gitmeyin! Ben değiştim! Eskisi gibi değilim! Rapunzel bir an duraksamış. Duydun mu Klapsi? Değiştiğini söylüyor. Bunu kullanabiliriz. Nasıl? Rapunzel, Klapsi ile tekrar kulenin dibine gelmiş. Camilla da uçan altın sopalı süpürgesi Bromi'ye atlayıp kuleden aşağı uçmuş. Rapunzel'in parlayan saçlarını görür görmez büyülenmiş gözleri. Saçlara o kadar dokunmak istiyormuş ki Rapunzel'e doğru iyice yaklaşmış. Fazla yaklaşma Camilla. Seni o kadar özledim ki Rapunzel. Birazcık saçlarına dokunsam tüm hasretim gider. Seninle bir anlaşma yapacağız Camilla. Ben sana saçlarımdan bir parça vereceğim. Sen de Klapsi'yi yeniden insan yapacaksın. Tabii. Tamam, anlaştık. Rapunzel, uzat altın sarısı saçlarını. Rapunzel saçlarından bir tutam alıp Camilla'ya doğru uzatmış. Camilla da hemen almış saçları. Ve... İşte genç kalmama yetecek bir tutam saç. Hadi sıra sende. Beni eski halime çevir. Camilla Bromi'ye binip oradan ayrılırken şöyle bağırmış aşağı. Yedi tepe dağlarının ardındaki ejderhayı gülümsetmeniz gerek. Ancak o gülerse sen eski haline dönebilirsin. Yedi tepe dağlarının ardındaki ejderha. Eğer Camilla doğru söylüyorsa o ejderhayı mutlaka bulacağız Klapsi. Hazır mısın? Yola çıkıyoruz. Efendim, gerçekten öyle bir ejderha var mıdır dağların tepesinde? Tabii ki yok. Rapunzel, Klapsi'yi saçlarının arasına takmış ve birlikte yedi tepe dağlarına doğru maceralı bir yolculuğa çıkmışlar. Rapunzel, Prensesler Buluşması. Bir varmış bir yokmuş. Uzak diyarlarda dünyanın en güçlü cadıları Camilla, Zeyna, Hella ve Vega bir araya gelmişler. Amaçları tüm iyi yürekli prensesleri yok edip dünyada yalnızca kötülüğün hüküm sürmesiymiş. Ancak prenseslerin bu amaçtan hiç haberi yokmuş. Günlerden bir gün yetenekli Rapunzel sarayının bahçesindeki güzel karpuzların resmini yapıyormuş. Ne kadar güzel görünüyor karpuzlar değil mi Klapsi? Tatları da çok güzeldir kesin. Klapsi karpuzlardan birinin tadına bakmak için bahçeye doğru yürümüş ki aniden yavru ejderha Drado çıkmış karşısına. Sert bakışlarıyla Klapsi'yi korkutmuş. Klapsi de karpuzlardan birinin içine düşüvermiş. Klapsi! Bu sakarlık Rapunzel'i güldürmüş ama Drado hala asık suratlıymış. Şu büyük karpuza bir bakın.
Neler oluyor öyle? Rapunzel'in çizmeye çalıştığı karpuzlardan biri gittikçe büyümüş, büyümüş ve bir kulübeye dönüşüvermiş. Rapunzel, Drado ve Klapsi gözlerine inanamamışlar. Siz de gördünüz mü? Hadi gidip içine bakalım. Rapunzel ve Klapsi karpuzdan kulübenin içine girmişler. İçerisi küçücük bir oda gibiymiş. Duvarlarda karpuz çekirdeklerinden desenler varmış. Bir de kocaman, parıltılı bir kitap. Prensesler kitabı mı? Senden başka prensesler de mi var Rapunzel? Galiba evet. Okuyalım bakalım içinde ne diyor. Bu kitabı bulan hangi prensesse yazılanları çok ama çok iyi okusun. Birbirinden uzak diyarlarda yaşayan farklı prensesler var. Ne? Başka prensesler mi? Bu prenseslerden 4 tanesi yan yana geldiğinde kendi özel güçlerini uyum içinde nasıl kullanacaklarını öğrenecekler. Bu sayede dünyayı kötülükle yönetmek isteyen cadıların savaşını durdurabilecekler. Eğer bu kitabı bulduysan fazla zamanınız yok demektir. İlk olarak Cinderella'yı bul. Daha sonra diğer prenseslerle buluş ve onlara durumu anlat. Unutma, güç sizin iyi yüreklerinizde. Rapunzel, Drado'ya durumu anlatmış ve ondan Cinderella'yı bulmasını istemiş. Henüz yavru olan Drado, bu görevi kabul etmiş ve havalanıp başka bir diyara uçmuş. Vardığı yerde Cinderella'nın dostları Mozzarella ve Cheddar isminde 2 fareyle karşılaşmış. Onlara Rapunzel'in mesajını iletmiş ve prenseslerin okyanus feneri altında buluşmaları gerektiğini söylemiş. Mozzarella ve Cheddar da koşup Cinderella'ya haber vermiş. Cinderella çok geçmeden yola koyulmuş. Sihirli ormandan geçerken böğürtlen toplayan Çilli Cüce'yi görmüş. Hey Çilli Cüce! Pamuk Prenses'e söyle bütün prensesler okyanus feneri altında toplanıyormuş. Çilli Cüce bu haberi duyar duymaz Pamuk Prenses'e gidip anlatmış. Hemen yola koyulan Pamuk Prenses tepesinde uçan Martı Ringo'ya seslenmiş. Hey Ringo! Ringo! Deniz kızı Arya'ya haber vermelisin. Tüm prensesler okyanus feneri altında toplanıyor. Martı Ringo duyduklarını deniz kızına iletmek için sahildeki saraya doğru uçmuş. Ancak deniz kızı sarayda değilmiş. Bu yüzden Ringo iskelede durup güçlü bir ıslık çalmış. Islık sesini duyan Dolphy dalgalar arasından göstermiş kendini. Ringo, Dolphy'ye deniz kızı Arya'ya ulaşmasını ve ona Pamuk Prenses'ten duyduğu haberi iletmesini istemiş. Dolphy atlamış suya, varmış su altı krallığına. Küçük deniz kızı Arya'ya bir bir anlatmış duyduklarını. Arya da denizin yüzeyindeki okyanus fenerine doğru yüzmüş hızlıca. Deniz kızı karaya çıktığında balık kuyruğu insan bacaklarına dönüşmüş ve hızlı adımlarla prenseslerin toplandığı yere varmış. Merhaba, ben deniz kızı Arya. Sizler de diğer prensesler olmalısınız. Arya, aramıza hoş geldin. Ben Rapunzel. Ben de Pamuk Prenses. Benim adım da Cinderella. İşte hepimiz bir aradayız. Dolunay yerini güneşe bırakıncaya kadar konuşmuşlar. Kendi hikayelerini paylaşmışlar. Okyanus fenerinin denizi ışıl ışıl aydınlattığı o gecenin sonunda prensesler kendi özel güçlerini keşfedebilmek için ormanlık bir alana gelmişler. Dünyaya kötülük yaymak isteyen cadıların karşısında güçlerimizi göstermenin vakti geldi. Evet, her an her şeye hazır olmalıyız. Cinderella, diğer prenseslere hayvanlarla konuşabildiğini anlatmış.
demek oluyor ki dostum yavru ejderha Drodo ile de konuşabilirsin. Bir ejderha canına. Harika. Bu çok havalı. Rapunzel'in yavru ejderhası göstermiş kendini hemen. Merhaba Drodo. Benim dilimden konuşabiliyor musun? Evet, seninle tanıştığıma çok sevindim. Vay canına, gerçekten de onlarla anlaşabiliyorsun. Peki senin özel gücün nedir Deniz Kızı Arya? Ben gördüğünüz tüm canlı ve cansız varlıkları hareket ettirebiliyorum. Deniz Kızı gözlerini kapayıp ellerini birleştirmiş. Etrafa yayılan ışıkla birlikte tüm prensesleri havaya kaldırmış. Prensesler bu güçten çok etkilenmişler. Arya onları tekrar yere indirmiş. Ancak Cinderella dengesini kaybedip ayak bileğini incitmiş. Bileğimi burktum. Canım çok acıyor. Pamuk Prenses hemen Cinderella'nın incinen ayak bileğini elleriyle tutmuş, avuç içlerindeki yüksek sıcaklıkla Cinderella'nın acısını dindirmiş. Bileğim iyileşti. Basabiliyorum. Bu da benim özel gücüm. Ellerimle yaraları iyileştirip acıları dindirebiliyorum. En son olarak da Rapunzel saçlarının ucuna sihirli cümleler fısıldayıp onları gökyüzüne doğru uzatmış. Altın gibi parlayan saçlarının ucu 4 ayrı parçaya bölünmüş. Ve her bir uç prenseslerin tepesine doğru eğilip üzerlerine ışık tozu serpmiş. Daha sonra tekrar birleşen saç uçları prenseslerin üzerinden geçebileceği bir köprü haline gelmiş. Ben de saçlarımı istediğim gibi yönlendirip kullanabiliyorum. Vay canına. Çok havalı. Çok güzel. Pamuk Prenses, Deniz Kızı Arya, Cinderella ve Rapunzel bir arada oldukları için kendilerini her türlü kötülüğe karşı çok güçlü hissediyorlarmış. Bir tarafta iyi kalpli 4 prenses, diğer tarafta kötü kalpli 4 cadı. Masallarda iyilik her zaman kazanırmış. Ama kötülerin inatları asla bitmezmiş.